Bir gün bir bomba patlatacaktı işte. Göstere göstere geldi felaket. Hasta bu çocuk. Stariye kaç kere söyledim. Çek dedim şu ellerini ruh hastası çocuktan çek dedim ya. Hepsi bu. Bu. Tatlım. Heh. Sen bizi hiç bekleme. Geç ajansa otur kriz masasının başına haberleşelim. Heh, harika. Sabahtan akşama kadar beni o masada oturtun. Bu krizi var ya Stari bile çözemez. Ben gidiyorum konuşacağız. Şiştim. Vallahi şiştim ya. Buruma geldi ya. Yukarısı nasıl? Ateş attı. Nasıl olsun? Batıracak bizi pislik. Bakma öyle. Kardeşin olmasa daha neler neler derim. Sen bana ne sorduğunun farkında mısın? Hayatım bence sen biraz fazla alındın. Ya boş versene. Ben sana sorayım. Kim merak ediyor bu sorunun cevabını? Sevgilin mi? Patronun mu? Hatta bak ne diyeceğim. Duygusal değil mantıklı ol. Kov beni ajanstan, feshet sözleşmemi. Böyle duyarlı bir basın açıklaması bitti gitti. Kurtuldun. Hı? Kurtuldum ha? Senden kurtulmak bu kadar kolay mı? Senden kurtulurken benim bunca yıllık yatırımım ne olacak peki? Çöp. Yapma lütfen kendimi. Çok değerli hissediyorum. Sıradaki anlaşmalar çöp. Prestijim çöp. Kariyerim, ödüllerim, başarılarım. Hepsi unutulsun. Bir tek ağzından çıkanı kulağı duymayan oynadığın yanlış at konuşulsun. Tamam. İkimiz de sakinleşiyoruz. Ben de, sen de sakinleşiyoruz. Tamam? O gece ne saçmaladıysan saçmaladın. Ama taciz mümkün değil. Ben seni tanıyorum. Mümkün değil. Şimdi ne olacak? Ajans da zarar edecek. O masada bu leş muhabbete gülen bütün gerizekalılar da bizde. Bir tek o rahatsız kardeşin değil yani. Onun o leş muhabbetine gülen herkes yandı. Komple linç ya. Birkaç kelle gidecek. Sonra aynen devam. Aynen devam derken? Nasıl yani? Ozan'dan vazgeçeceğini düşünmüyorsun herhalde. O abuk subuk lafların bir tanesi bile adamın ocağını söndürür. Ama senin kardeşin sağlam yerden torpilli. Ajans batmadığı sürece kovulmaz. Yarım saat sonra ajansta olsun Ozan Bey. Al işte. Efendim?
Bak şu gelene. Bak ne kadar korkmuş dün gece. O kadar korkmuş ki sabah koşa koşa işbaşı yapıyor. Ne dedim ben sana? Eğer dün geceki oyunun tek bir saniyesi bile gerçek olsaydı, o kızın ima ettiği gibi olsaydı, sabah koşa koşa işe gelmezdi herhalde, değil mi? Memleketten arayan soran olursa ne diyeyim? Annemler başa çıkamaz onlarla. Cehenneme kadar yolum var. Ben demiyorum, duyarcılar bana diyor. Yarına yeni temizlikçi bul. Kızı yolla. Kız halasının yerine geliyor yalnız. Söyledim ya sana, kadın kolunu incitmiş diye. Yani kızı yollarsan Türkan ablayı kovmuş oluyorsun. Haklısın. Diğer niyeti bozdu diye emekçi bir kadının işinden etmeyelim ha. Şöyle yapalım. Yollarken cömert ol.